Muğla'nın cennet köşelerinden biri olan adeta mavi ile yeşilin harmanlandığı Göcek'ten hepinize merhaba. Burada bulunma nedenim hemen arkamda. Yeni jenerasyon Peugeot 308'in Türkiye basın lansmanına katılmak için bu sabah Antalya'dan Göcek'e geldim. Ve bu otomobili en ince detayına kadar bu videoda sizlere anlatacağım. Ve dış tasarım ve iç mekan incelemesi yaptıktan sonra tabii ki test sürüşüne de çıkacağım. Peugeot 308 ilk kez 2007 yılında birinci jenerasyon olarak üretime geçmişti. Daha sonra 2013'te ikinci jenerasyon üretilmişti. Bu gördüğümüz ise üçüncü jenerasyon Peugeot 308. En son 2017 yılında makyajlanmıştı. Araçla beraber gelen yeniliklerden belki de en önemlisi yeni Peugeot logosu. Peugeot ürün gamında ilk kez yeni 308'de kullanılıyor. Artık bildiğiniz gibi Peugeot'un yeni logosu bu. Otomobilin boyut farklarını videonun üstüne yazıyorum ama uzadığını, genişlediğini, alçaldığını söyleyeyim. Dingil mesafesi de uzamış durumda. Arka koltuk sırasında da 5,5 santimetre bir artış var diz mesafesinde. Bu arada ön kaput da uzamış. Onu da şöyle yandan göstererek sizlere belirtmek istiyorum. İsterseniz tasarım incelemesiyle başlayalım. Otomobilde dediğim gibi yeni logonun haricinde artık tüm bildiğiniz gibi Peugeot modellerinde oraya rakam olarak model adı da yazılıyor. Daha önce 2008, 3008 ve 5008 modellerinden ve 208'den tanıdığımız şu aslan dişi şeklinde LED gündüz farları bu otomobilde de yer alıyor. Sinyal vermediğinizde orada LED gündüz farı, sinyal verdiğinizde orada LED sinyal yer alıyor. Ben otomobilin tüm aydınlatmalarını yaktım. Her zamanki gibi size göstermek üzere. Sinyal de verdim. Dış dikiz aynalarında sinyallere de yer verilmiş durumda. 3 donanımla satışa sunuluyor yeni 308 Türkiye'de. Active Prime, Allure ve GT. Bu benim test aracım. En üst paket olan GT. Zaten jantlardan da anlayacaksınız. Sırasıyla 16, 17 ve 18 inçlik jantlar var donanımlarda. Bu araçta 18 inçlik jantlar ve 225-40R18 boyutlarında lastikler yer alıyor. Bu jantın adı Kamakura diye geçiyor. Rengi mutlaka beğenmişsinizdir. Ben bayağı beğendim. Olive'in Green diye geçiyor. Ben onu hani olive kelimesine benzediği için sanki zeytin yeşili gibi algıladım açıkçası. Yeni logo tabii ki jant göbeklerinde ve şu yan tarafta da yer alıyor. Kapı kolları, gövde rengi, dış dikiz aynaları ise bu donanımda siyah. Panoramik cam tavan var. Açılıyor, onu birazdan göstereceğim. Panoramik demişken hani şuraya kadar gelmiyor ama bayağı büyük sayılır. Köpek balığı sırtı şeklinde anten var. Şurası hayli kaslı bir görüntü oluşturuyor. Şuradan da bir omuz çizgisi var. Yani tasarım gayet albenili ve şık. Arka ve arka yan camlar karartılmış vaziyette. Şu şekilde göstereyim otomobili sizlere. Yerden yüksekliği 140 mm yani 14 cm. Bu arada sürtünme katsayısı aerodinamik sayılabilir. 0.28 CD. Dönüş çapı ise 10.5 metre. Şimdi isterseniz arka tasarıma doğru geçelim. Şuradaki omuz çizgisi gerçekten enteresan. Depo kapağı şu şekilde. Araçta 1.2 litrelik, birazdan göstereceğim, turbo benzinli bir motor var. Evet. GT yazısı şurada. Donanımı belli ediyor. Buraya da 308 yazmışlar. Tabii ki yeni logo tam ortaya yerleştirilmiş durumda. Önde aslan dişi şeklinde LED gündüz farları vardı. Arkada ise aslan pençesi şeklinde LED stop lambalarına yer verilmiş durumda. Bu arada az önce yolda giderken önümdeki aracı çekmiştim. Şimdi sizlere fren pedalına basıldığında stoplar nasıl yanıyor onları bir göstereyim. Stop lambaları bu şekilde yanıyor. Ben sis farlarını da yaktım. Tabii ki sürüşte kapatacağım ama benim sevdiğim tip simetrik olarak hem solda hem sağda yer alıyor. Sinyal de verdim. Sinyal de şu şekilde. Bagaja bakalım. Bagaj kapağı şu siyah çıtanın hemen altında bir düğmeyle açılabiliyor. Eskisinden 8 litre daha düşük bir hacim sunuyor. Eskiden
420 idi bildiğiniz gibi 412 litreye düşmüş. Ama arka koltuklar öne katlandığında eskisinden 95 litre daha fazla bir hacim sunuyor. 1323 litreyle. Burada bir LED aydınlatma var. Burada bir file var. Buraya bir şey koyabilirsiniz. Bakalım başka neler varmış. Askı arıyorum ama askı göremedim maalesef. Şurada bir birim var. Buraya belki bir şey şöyle takabilirsiniz. Orada bir oyuk yapılmış durumda. Köşelerde sabitleme kancaları var. Bakalım bagaj altında ne var? Evet, stepneye yer verilmiş durumda. Ayrıca farklı eşya gözleri de var. Oradan da yararlanabilirsiniz. Bagaja erişim olduğunu düşünüyorum. Şimdi iç mekan incelemesinde ona bakarız. Solda ve sağda oyuklar var. Bagaj kapağı şu şekilde rahatlıkla kapatılabiliyor. Önce bir sinyali kapatalım ve farları normal ayarına getirelim ve motora bakalım. Sinyalin bir sesini dinleyelim. Çok kibar bir ses, benim hoşuma gitti. Sinyali kapattım, sis farını kapattım, farları da oto konumuna alıp şuradan motor kaputunu açtım. Bakalım amortisörlü mü yoksa çıtalı sisteme mi sahip? Şurada bir kol var, onu çekiyorsunuz. Evet, çıtalı sisteme sahip. Çok ağır değil. Motor 3 silindirli. O yüzden biraz titreşimli çalışıyor rölantide. Bir sesini dinleyelim. Titreşimi biraz görüyorsunuz. Dediğim gibi 1.2 litrelik 3 silindirli 12 supaplı turbo benzinli bir ünite. Kaput içinde yalıtım malzemesi mevcut. Bu arada otomobilin ön farlarında donanıma göre değişmekle beraber LED ya da matrix LED farlar yer alıyor. Stoplarda ise yine donanıma göre değişmekle beraber LED ya da full LED stoplar geliyor. İç mekan incelemesine sanki Selim yanındaymış gibi ön yolcu koltuğundan başlayalım. Tabii ki bu aracı Selim'le beraber de çekeriz. Burayı diğer kapı içinde anlatacağım. Yükseklik ayarının ön yolcu koltuğunda da olması güzel bir özellik. Bir de torpidoya bakalım. Işıklı ve içi son derece büyük bir torpido var. Burada eskiden bir oyuk vardı Peugeot'larda. O yok. Bayağı büyük bir torpido. Ayrıca şurada ekstra bir bölüm de var. Oraya da ruhsatı falan koyabilirsiniz. Şu açıdan bir göstereyim. Burada ne varmış ona bakalım. Evet. Bayağı değişik bir tasarım yapmışlar. Kızaklı olarak ileri geri kayma mekanizmasına. Diğer tarafa hemen geçecek olursak oradaki kapı içi tabii ki daha fazla kontrole sahip doğal olarak. Dört cam tabii ki elektrikli. Aynalar da elektrikli ve elektrikli olarak katlanma fonksiyonu da var. Katlandığında şöyle gözüküyor. Çok az yer kaplıyor. Dar bir yerden geçerken ya da park ettikten sonra katlarsanız daha faydalı olur. Merkezi kilit düğmeleri ve arka kilit burada. Bayağı büyük bir eşya gözü var. İçi yumuşak malzemeyle kaplı büyükçe bir hoparlör. Eşikte Peugeot yazıyor. Gaz ve fren pedallarını göstereyim. Ayak dinlendirme yeri bayağı büyük. Burada boşta bayağı bir fonksiyon var ama şu an hiçbiri çalışmıyor. Burada da böyle bir küçük kartlık yapılmış vaziyette. Burada kapatılıp açılabilen ve yönlendirilebilen bir hava kanalının yanında bir de sabit hava kanalı yer alıyor. Koltuğu göstereyim. Sürüş sırasında özelliklerini anlatacağım ama yükseklik ayarı olduğunu belirteyim. Ayarlar manuel olarak gerçekleştiriliyor. Aracın içine binelim. Şuraya da bir tane ağaçtan bir şey düşmüş, onu da aldıktan sonra. Evet. Peugeot'ların son dönemde kullandığı meşhur 3 boyutlu ay kokpitle karşı karşıyayız. Küçük çaplı direksiyon simidi aynen korunmuş durumda. Ve gördüğünüz gibi karşıda 10 inçlik tam dijital bir ekran var ve 3 boyutlu tasarlanmış. Şöyle önde bir rakam yazıyor, arkada diğer kadran var. Gerçekten 3 boyutlu. Kamera ne kadar gösterebiliyor bilmiyorum ama ayrıca şuradaki düğmeye basarak oradaki görünüm seçenekleri değişebiliyor. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Buna geçiş yapabilirsiniz. Her bastığınızda değişiyor. Şu bayağı güzel. Ben bunu tercih ediyorum genelde. Navigasyonu verebiliyorsunuz ortaya. Böyle bir seçenek var. Ve tekrar başa döndük. Ben sevdiğimde bırakacağım. Yani şunda. Malzeme kalitesi güzel.
Özellikle test aracında burası deri, burası yumuşak plastik, alt taraf normal sert plastik, artık beklendiği üzere. Burası da yumuşak plastik, burada karbon görünümlü bir malzeme var. Burası deri, kol koyduğunuz yer. Çok güzel, çift dikişli deri. Buradaki ekrana gelecek olursak, burada da 10 inçlik bir ekran var. Renkli ve dokunmatik. Ayrıca alt tarafında da çeşitli düğmeler var. Bunlara eye toggles deniyor. Ve basın toplantısında da bahsettiler. Bunlar kişiselleştirilebiliyor. Yani şu ana sayfa düğmesi hariç bunlara farklı farklı şeyler atayabiliyorsunuz. Örneğin bu sistemde kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay bağlayabiliyorsunuz. Onu bağladığınızı varsayalım. Mesela eşinizin telefon numarasını bunlardan bir tanesine atayabiliyorsunuz ve fotoğrafıyla beraber burada gözüküyor, bastığınızda onu arıyorsunuz. Güzel bir özellik. Şu an burada neler tanımlı bakalım. Radyo medya tanımlı. Klima ayarları. Klima ayarlarında koltuklar ve direksiyon simidine geldiğinizde ön koltuklar için ısıtma ve direksiyon için de ısıtma yer alıyor. Navigasyon var. Son derece büyük, güzel bir şekilde ekrana yansıyor. Telefon ben bağlamadım ama bağlayabilirsiniz. Mirror screen ise az önce bahsettiğim gibi kablosuz olarak cihaz bağlamanıza yarayan ekran. Hemen altında şalter tipi düğmeler var. Araç ayarlarına gidebiliyorsunuz. Burada kısa yollar, panoramik kamerayı, şerit koruma özelliğini, durdur başlatı kumanda edebiliyorsunuz. İşlevlere gelebiliyorsunuz. Elektronik sürüş destek sistemlerini buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Bir de eğitim materyali diye bir şey var. Hemen yanında klima kısa yolu. Buna bastığınızda hemen klimaya gidebiliyorsunuz. Burada da var gerçi aynısı. Demek ki buraya farklı bir şey atadığınızda bile klimaya kısa yol tuşunuz kaybolmasın diye yapmışlar. Ön cam rezistansı, iç sirkülasyon, arka cam rezistansı, klimayı komple kapatma ve dörtlü flaşör düğmesi burada yer alıyor. Burada da sesi açıp kapama düğmesi var. Hem basmalı hem de döndürmeli. Hemen alt tarafta şu an benim telefonum gördüğünüz gibi şurada yeşil ışık yanıyor. Kablosuz olarak şarj oluyor. Kablosuz şarj ünitesi var. Ama kablosuz şarj imkanınız yoksa telefonunuzda, burada bir tane 12 voltluk giriş, bir tane de Type-C yani C tipi USB girişine yer verilmiş durumda. Burada da büyükçe bir eşya gözü var. Bu tarafa gelecek olursak motoru buradan çalıştırıp kapatıyorsunuz. Anahtarı da göstereyim. PSA grubu modellerinden tanıdığımız bir anahtar, yeni Peugeot logosuna sahip. Anahtarsız giriş ve çalıştırma var benim test aracımda. Burada vites seçicisi var. Eskisi gibi joystick tipli vites topuzuna yer verilmemiş. Buradan viteslere manuel olarak kumanda edemiyorsunuz ama şuradaki kolcuklarla direksiyon simidinden müdahale imkanınız var. P, R, N, D ve M var. M manuel. Şimdi isterseniz R'yi alalım çünkü geliştirilmiş bir özellik var. Hep eleştiriyorduk buradaki geri görüş kamerasının çözünürlüğünü. Artık bayağı iyi bir HD çözünürlük kalitesine ulaşmış durumda. Ayrıca donanıma göre değişmekle beraber arka park sensörü ya da 180 derece arka kamera ya da bu araçta olduğu gibi 360 derece kamera yer alabiliyor. Ayrıca renkli olan kılavuz çizgileri direksiyon simidini döndürdüğünüzde dönüyor. Tekrar P'ye getirelim. Burada Dry Mode düğmesi var. 3 tane sürüş modu var. Hemen göstereyim. Spor, normal ve eko olmak üzere. Ayrıca otomobilde şu an gündüz yaptığım için çekimi gösteremiyorum ama 8 farklı renge ayarlayabildiğiniz ambiyans aydınlatması da yer alıyor. Tekrar sürüş modunu normale getirip bıraktıktan sonra devam edeyim. Burada 2 adet bardaklık var. Üstü şöyle şık bir şekilde kapatılabiliyor. Ancak bir eleştirim olacak. Buraya bir şişe koyduğunuz zaman hem eşya gözüne hem de buradaki 12 voltluk girişle USB girişine erişiminiz bayağı engelleniyor. Burada ben şu an anahtarı koydum. Bir eşya gözü var. Burada da üstü deri kaplı. Şuradaki düğmeye basarak sağa sola açılan güzel, derin, büyük ve aydınlatmalı bir eşya gözü var. Ayrıca klimalı. Şu an size tabii ki hissettiremiyorum ama şu an klima 20 derecede çalışıyor ve burası 20 derece. Oraya soğuk bir şey koyarsanız soğuk kalır. Ön emniyet kemerlerinde maalesef yükseklik ayarı yer almıyor. Burada bir tutamak var. Siperliklerin ikisinde de hem kart koyma yeri, hem ayna, hem de LED aydınlatma yer alıyor. Dediğim gibi buradaki de aynı.
Burada da tutamağa yer verilmiş. Burada emniyet kemeri uyarıları var. Dokunmatik LED aydınlatmalar var. İsterseniz hepsini birden yakabiliyorsunuz. SOS birimi var ve perdesi manuel olarak açılan, ardından camı elektrikli olarak açılan bir cam tavanımız var. Bayağı büyük aslında. Yani şuraya kadar gidiyor, onu arka koltuktan daha güzel gösteririm. Tek dokunuşlu olarak tekrar camını kapatalım. Ve perdesi de manuel olarak kapanıyor. Az önce söylediğim gibi. İç dikiz aynası kendinden kararma özelliğine sahip dedikten sonra direksiyon simidinin eskisiyle aynı olduğunu söylemiştim ama GT logolu üst kısmı, alt kısmı düz, küçük çaplı, sportif bir direksiyon simidi. Bazı yeni kumanda birimleri eklenmiş. Onlar burada elektronik sürüş destek sistemleri, adaptif hız sabitleyici, hız limitleyici gibi sistemler buraya yerleştirilmiş. Burada da ses sistemine ve Bluetooth telefona kumanda eden birimler yer alıyor. Evet, şimdi sıra geldi arka koltuk incelemesine. Bakalım diz mesafesi söylendiği gibi 5,5 cm artmış mı? Önce yine kapı içinden başlayalım. Kapı içinde cep biraz küçüldü ama hala büyük. Ve şurası hala deri. Burası tabii ki beklendiği üzere sert plastik oldu. Burada o karbon görünümlü güzel malzeme devam ediyor. Büyükçe hoparlöre yer verilmiş durumda. Isofix bağlantıları, şurada bir fermuar var. Fermuarı açtıktan sonra şurada bakayım hissedebilecek miyim? Biraz uzakta. Yani ilk bağlarken biraz zahmetli gibi geldi bana açıkçası. Fermuarı tekrar kapatıyorum. Kol dayamaya bakalım. Üstü deri kaplı, hem bir eşya gözü hem de iki bardaklığı olan bir kol dayama var. Ayrıca bagajı incelerken söylediğim gibi buradan bagaja erişim var. Hem buradan bagaja erişim hem de bagajdan buraya uzun bir eşya yükleme konusunda konforu arttırıyor. Virgül tipli kafalıklar kullanılmadığı zaman arka görüşü engellemiyor. O bakımdan iyi. Örneğin şu açık, diğeri kapalı. Bakın kapalı olduğunda arka görüş hiç etkilenmiyor. Şaft tüneli yükseltisi var ama Volkswagen modellerindeki gibi çok yüksek değil. Makul bir seviyede. Burada bir file var. Diğer tarafta da bir file var. Ayrıca burada bir tutamağa yer verilmiş durumda. Ancak askı yok maalesef. Burada yine aydınlatmalar var. Şu şekilde. Dokunmatik ve LED. Burada 2 adet USB girişi var. Bunlar da yeni tip. Ve havalandırma kanallarına yer verilmiş. Bir tane de eşya gözü yer alıyor. Araca bir oturayım. Bildiğiniz gibi benim boyum 1.78 ve ön koltuk şu an benim ayarıma sahip. Evet, güzel bir diz mesafesi var. Ayrıca burayı böyle oyuk yapmışlar. Uzun boylular bacaklarını şu şekilde uzatabilirler. Ayrıca burada da aşağıda ayak koyma yeri mevcut. Baş mesafesi biraz kısıtlı geldi bana. İki parmak şu şekilde anca girer diye düşünüyorum. Evet, iki parmaklık bir baş mesafesi var. Daha iyi olabilirdi sanki. Buraya bakalım. Burada da tutamak var ama gördüğünüz gibi diğer tarafta da bu tarafta da askı yok. Keşke şurada ya da şurada askı yer alsaydı. Evet, sıra geldi sürüşe. Şimdi bir test sürüşüne çıkalım. Bu kez isterseniz bir değişiklik yapalım. Sürüşe geçmişken teknik özellikleri daha sonra söyleyeyim. Şimdi sürüşle ilgili yorumlarımı yapayım. Ve sıcağı sıcağına isterseniz spor moda alayım. Yokuş yukarı çıkıyoruz. Çok güzel bir orman yolundayız. Şöyle bir otomobilin hemen sıcağı sıcağına yol tutuşunu deneyelim. Güzel aldık değil mi virajı? Gayet keyifli. Küçük çaplı direksiyon simidi. Gerçekten sportif bir kullanım sağlıyor. Hani bazı insanlar, ben de dahil, eleştiriyoruz. Küçük çaplı olduğu için şu gösterge tablosunu biraz şurası perdeliyor diye. Ama o gösterge tablosunu da bu yeni 308'de biraz yükseltmişler. Bunun formülü aslında sürücü koltuğunu biraz yüksekte, direksiyon simidini biraz alçakta konumlandırmak. O zaman perdelemiyor. Ama gel gelelim, ben alçakta konumlandırmayı seviyorum. Sürücü koltuğunu. Sürücü koltuğundan bahsetmişken hemen söyleyeyim. Çok rahat, sportif, yan yükseltileri de yeterli. Yükseklik ayarı da az önce söylediğim gibi var. Direksiyon simidinde de hem yükseklik hem derinlik ayarı mevcut. Ama keşke ön emniyet kemerlerinde de yükseklik ayarı yer alsaydı.
1.2 litrelik 3 silindirli küçük bir motor olmasına rağmen, hani bazı insanların çekinceleri oluyor bu otomobili taşır mı diye, ama PSA grubundaki birçok farklı modelde, yani kompakt SUV'lar da dahil olmak üzere, bu motoru kullandık. Yıllarca üst üste 5 ya da 6 yıldı hatırladığım kadarıyla Engine of the Year, yani kategorisinde yılın motoru ödülünü almış başarılı bir ünite. Hem makul bir tüketimi var, hem de makul bir performans sağlıyor. Ama tabii ki PSA ürün gamında, yani 1.6 180 beygir güç üreten motor da var. Ama bu araçta şimdilik, biraz sonra söyleyeceğim, tek motor ve şanzıman yer alıyor. Biraz daha şöyle sportif kullanım sergiledikten sonra konfor moduna, yani normal moda geçeceğim. Ama gerçekten yani sürüş hissi güzel. Son derece sportif ve keyif veren bir karakteri var. Tabii ki spor modda bu kolcuklarla da vites değiştirerek gayet güzel yol alabilirsiniz. 8 ileri benim sevdiğim tork konvertörlü tam otomatik şanzıman görevini layıkıyla yapıyor. İster manuel kumanda ediyorsunuz, isterseniz tüm kumandayı ona bırakıyorsunuz. Hızlı, sessiz ve kararlı vites değiştiriyor. Şimdi bir köy içine geldim. Spor moddan normal moda geçtim. Tabii ki Eco'yu da seçebilirsiniz. Adından da anlaşıldığı üzere daha ekonomik, daha düşük yakıt tüketen bir sürüş karakteri sergiliyor o zaman otomobil. Gaz tepkisi biraz azalıyor. Klimanın çalışma gücü de biraz törpüleniyor açıkçası. Ben ya normalde ya da sporda kullanmayı tercih ediyorum. Kompakt hatchback sınıfında yer alan bu otomobilde görüş açıları son derece yeterli. Camlar yeterli büyüklükte, aynalar da keza öyle. İç dikiz aynasında kendinden kararma özelliği olduğunu söylemiştim. Ayrıca bu üst donanımda elektronik sürüş destek sistemleri hayli zengin. Adaptif hız sabitleyici, öndeki araçla aranızdaki mesafeyi ayarlayabildiğiniz sistem, aynalarda kör nokta uyarı sistemi, o bayağı geliştirilmiş, 75 metreye kadar algılıyor. Arka çapraz trafik uyarı sistemi de dahil olmak üzere birçok elektronik sürüş destek sistemi mevcut. Bunlar da hem konforu hem de güvenliği arttırıyor. Eleştireceğim bir nokta dörtlü flaşör düğmesinin yeri ve şekli. Tamam, tasarım olarak çok güzel. Burada şalter tipli düğmelerin sonuna yerleştirilmiş durumda. Ancak sürücüye hem uzak hem de hani benim istediğim gibi tek büyük bir düğme olarak tasarlanmamış. Keşke şuralarda bir yerde ortada tek bir düğme şeklinde tasarlanmış olsaydı. Acil bir kullanım sırasında bulmak biraz zor açıkçası. Ekranlar güzel çalışıyor. Önümdeki ekranın kişiselleştirilebildiğini söylemiştim. İstediğiniz ayarda kullanabiliyorsunuz. Bu ekran da güzel. Tepki hızı güzel, grafikleri güzel. Ancak biraz daha yüksekte olsaydı daha iyi olurdu. Gözümü yoldan ayırmadan kumanda edebilirdim. Bu arada tekrar virajlı yollara girdim ve direksiyon simidinin tepkilerinin gayet başarılı olduğunu tekrar etmek istiyorum. Küçük çaplı olması sportif bir sürüş sağlıyor. Bir de navigasyonu şuradan açıp göstereyim. O şekilde yol almaya devam edelim. Ekranın tamamına navigasyonu yayıyor. Şimdi isterseniz teknik özelliklerden bahsedeyim. Otomobilde 1.2 litrelik 3 silindirli 12 supaplı turbo benzinli motor olduğunu söylemiştim. Bu motor 5500 devir dakikada 130 beygir güç ve 1750 devir dakikada 230 Nm tork üretiyor. 1289 kilogram boş ağırlığa sahip olan bu otomobilin maksimum hızı saatte 210 km, 0-100 hızlanma süresi ise 9.7 saniye. WLTP normuna göre fabrika verisi ortalama yakıt tüketimi 5.8-5.9 litre bölü 100 km. Karbondioksit salımı ise 130-134 gram bölü kilometre. Otomobilin EAT8 adlı 8 ileri tam otomatik şanzımanla kumanda edildiğini söylemiştim. Önden çekişli bir araç kullanıyorum. Şu virajı şöyle tek apex'le alalım. Gayet keyifliydi. Tekrar bir spor moda alalım. Artık sürüşümün sonlarına yaklaşıyorum. Birazdan size bu otomobilin Türkiye'de hangi motor, şanzıman, donanım ve fiyatlarla satışa sunulduğunu aktaracağım. Ama gördüğünüz gibi gayet keyifli.
Yol tutuş başarılı. Direksiyon tepkileri başarılı. Gaz tepkilerini iyi alıyor motor. Küçük hacimli bir motor olmasına rağmen beklentileri karşılayacaktır diye düşünüyorum. Gelelim en merak edilen sorulardan birinin cevabına, fiyatlar. Fiyatları videonun üstüne yazıyorum. Yeni Peugeot 308 Türkiye'de tek motor, tek şanzıman ve tek aktarma sistemiyle satışa sunuluyor. 1.2 turbo benzinli motor, EAT8 şanzıman ve önden çekiş. 3 tane donanım var. Active Prime, Allure ve GT. Bu benim kullanmakta olduğum aracın GT olduğunu hatırlatayım. Fiyatlar videonun üstünde. Kompakt hatchback sınıfında 2023 yılını özellikle çok ciddi bir rekabet bekliyor. Her zamanki gibi Volkswagen Golf ve Seat Leon son derece iddialı. PSA grubundan bu otomobilin kuzeni olan Astra yenilendi, bildiğiniz gibi lansmanında kullandım ve yayınladım Anamur Medya YouTube kanalında. Seyretmediyseniz seyretmenizi tavsiye ederim. Yeni Astra satışa sunulurken Genel Müdür Sayın Alpagut Girgin bir açıklamada bulunmuştu. En çok satılacak ithal kompakt hatchback model olacak yeni Astra diye. 308 de son derece iddialı ama Astra'da bildiğiniz gibi dizel otomatik seçenek de var. Filolar hala, dizele ilgi azalsa da filolar, araç kiralama şirketleri hala tercih ediyorlar. Düşük yakıt tüketiminden dolayı, her ne kadar motorunun litresi benzinin litresinden hayli pahalı olsa da. Ayrıca bu segmentte yine iddialı modellerdendi eskiden. Focus'un da adını anmamak olmaz ama artık Focus, yani hiçbir iletişimi yapılmıyor. Yenilendi. Yenilenmesine rağmen test aracı bile çıkarmadı Ford Türkiye. Kendileri bilirler diyoruz. Renault Megane hatchback, Toyota Corolla hatchback çok fazla satılmayan ama piyasada her zaman var olan otomobiller arasında yer alıyor tabii ki bu sınıfta. Bir de tabii yine PSA grubundan Astra'nın ve 308'in kuzeni C4'ü de unutmamak gerekiyor. Onun da elektriklisi kısa bir süre sonra satışa sunulacak. Elektriklilerden bahsetmişken, bu aracın aslında yurt dışında plug-in hibrit modeli de var. Ama çok yüksek fiyata geldiği için buraya, hem benzinli hem elektrikli motor, piller, şunlar bunlar, vergi sistemi, odur budur. Türkiye'de fiyatı Avrupa'ya göre çok daha fazla olduğu için getirilmeyecek. Ama 308'in %100 elektrikli modelini Peugeot Türkiye 2023 yılında Türkiye'de satışa sunacak. Bir test videomun daha sonuna geldim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Muğla Göcek'ten sevgiler, saygılar. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.